Yüzer Sif, bana yardım et. Bana yardım et. Yüzer Sif. Yüzer Sif, bana yardım et. Yüzer Sif, bana yardım et. Yüzer Sif. Yüzer Sif. Adın ne? Niçin konuşmuyorsun? Yüzer Sif. Yüzer Sif. Bana yardım et. Kimsin? Bana yardım et. Benden ne istiyorsun? Yüzer Sif. Ne oldu Allah'ın peygamberi? Yine o yaşlı kadını gördüm. Benden yardım istiyordu. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Yani onu nasıl bulacağımı bilmiyorum. Rüyaların sırları Allah'ın peygamberinden saklı değil. Eğer o kadının yüzünü görmüyor ve onu tanımıyorsanız muhakkak uygun görülmemiştir. O yardım istiyordu ve elini bana doğru uzatmıştı. Eğer ihtiyaç sahibi olsaydı Allah sizi ona gönderirdi. Bu ihtiyaç sahibi kim? Nereli? Hangi şehirden? Onu nerede aramalıyım? Rabbim, bu bilgisizliğimi benim için bir kusur görüp bu yüzden beni cezalandırma. Mısır azizi olarak atandığı günden beri doyarak sofradan kalkmamıştır. Bu şehirde ondan daha aç birinin olmasından ve karın tokluğunun ona aç insanları unutturmasından korkuyor. Hanımefendi? Hanımefendi, iyi misiniz? Hanımefendi? Efendim? Ne oldu? Doğum yakın mı? Efendim, ebeye haber verin. Biraz dayanın efendim. Ebe birazdan gelir. Ebe için Malik'i gönderdim. Asenat'ın durumu nasıl? Acıyla kıvranıyor efendim. Ebe neredeyse gelir. Siz de biraz sıcak su hazırlayın.
Çocuklarıma iyi bak. Çocuklarıma çok iyi bak. Annesizlik acısını tatmalarına izin verme. İzin verme. Anne. Anne. Çocuklarıma çok iyi bak. Anne. Anne. Mısır Azize Bilge Yüzersif'e selam. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Endişelenmeyin efendim. Bana güvenin. Hanımefendi Asenat neredeler? Benimle gelin. Efendim, bir kız çocuğunuz oldu. Anne ve babası kadar güzel. Asenat'ın durumu nasıl? İyi mi? Her ikisi de iyi. Kesinlikle ayağı uğurludur. Efendim. Birkaç kez boynunuzdaki bu taşı fark ettim. Bu taşa dokunduktan sonra huzur bulduğunuza tanık oldum. Bu neyin nesi? Üzerinde son peygamberin ismi yazılıdır. Son peygamber mi? O bütün peygamberlerin çabalarını sonuçlandıracak ve onların dileklerini yerine getirecektir. Keşke babam burada olsaydı ve ilk çocuğumu görseydi. Baba, benimle gelmenize gerek yoktu ki. Kulübenizde kalsanız sizin için daha iyi olmaz mıydı? Bu uzun yol ve kızgın güneş sizi rahatsız etmiyor mu? Hayır oğlum. Allah'ın cemalinin yansıması olan bu güzel tabiatı seyretmek acılarımı hafifletiyor. Bugün çok neşeli görünüyorsunuz baba. Evet oğlum. Ama neden bilmiyorum. Yusuf'un da bugün mutlu olduğunu sanıyorum. Hoş geldin kızım. Sana Menese, yani unutturucu adını veriyorum. Sen geldin ve ben bütün kederlerimi unuttum. Menese'nin doğmuş şerefine
Memphis'in bütün yoksullarını ağırlayın. Tama. Diyemeliyim efendim. Gözlerim iyi görmüyor. Her yeri karanlık görüyorum. Fazla ağlamaktandır hanımefendi. Neden bu kadar ağlıyorsunuz? Fazla ağlamak hem gözlerinize zarar veriyor hem de yüzünüzü solduruyor hanımefendi. Biraz da kendinizi düşünün artık. Bu sözlerin hiçbir yararı yok. Ağlamak acılarımı hafifletiyor. Eğer ağlamazsam çıldırabilirim. Ne oldu? Yine nereye gidiyorsunuz efendim? Nil'in kenarındaki iskeleye kadar bana eşlik edebilir misin? Radamon'a Yusuf'u sormak istiyorum. Size engel olamam hanımefendi ama tek başınıza gitmeniz de doğru olmaz. Mecburen size eşlik edeceğim efendim. Züleyha'ya selam. Radamon'u nerede bulabiliriz Burna Buryas? Komutan, Hürrem Hop'la birlikte Hititlerin saldırılarını püskürtmek için Mısır'ın kuzey bölgesine gitti. Ne zaman döneceğini söyledi mi? Hayır, söylemedi efendim. Efendim, hadi kalkın artık. Burada oturmanız doğru değil. Herkes sizi tanıyor hanımefendi. Şerefimin iki paralık olmasından mı korkuyorsun? Benim şerefim kaldı mı ki? Potifar'ın sarayında olanları duymayan mı kaldı sanıyorsun? Züleyha başı dönmüş bir aşık. Çıldırmış bir deli. Ona yüz arsiften bir haber götürürsek iyi bir bahşiş alacağımızı düşünüyorum. Hı hı. Peki o zaman yüz arsifin bu şehre ne zaman geleceğini öğrenelim. Ne dersin? Hı hı. Hı. Zavallı Züleyha. Mısır'ın en güzel kadınının bu hallere düşeceğine kimse inanmazdı. Yuzarsif'in aşkı onu bu hale düşürdü. Yuzarsif'in evlendiğini bilmiyor mu? Umarım hiçbir zaman öğrenmez. Bu acı onu öldürür. Belki biliyordur da bilmezden geliyordur. Eğer bilmezden gelebilseydi bu hale düşmezdi. Hazır olun. Geliyor. Kraliyet sarayımızın muhafız subayı nasıllar bakalım? Sağlığınıza duacıyım ekselansları. Benimle gelin. Mısır Azizi Yuzarsif Hazretleri gecenin bu saatinde niçin saraya geldiler acaba? Öğreneceksin.
İnarus ve saray aşçısını yanıma çağır. İnarus ve saray aşçısına haber verin. Peki efendim. Meşaleleri yakmalarını söyleyin. Acele et asker. Meşaleleri yak. Peki efendim. İzin verirseniz Kral Akhenaton'u uyandırayım efendim. Hayır, gerek yok. Kendileri şimdi uyanırlar. Bizi niçin istediğini söyledi mi? Hayır, sadece acele edin dedi. Mısır Azizi, Yüce Yüzarsif'e selam. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Karşımda eğilmemenizi kaç kez söyleyeceğim. Elime kırbacı almadan bu adeti terk edeceğiniz yok sizin. Emredersiniz efendim, bir daha olmaz. Kral için yemek ve uygun yiyecekler hazırlayın. Gecenin bu vaktinde mi? Evet. Birazdan kral hazretleri acıkacak ve yemek isteyecektir. Şimdiye kadar böyle bir şey yapmadı. Kral hazretlerinin yemek isteyeceğinden emin mi? Soru sormayı bırak. Yüzarsif hazretleri kralın acıkacağını söylüyorsa acıkacaktır. Elinizi çabuk tutun, fazla zamanımız yok. Müşavir ve diğer saray mensuplarına da haber verin. Herkesin hazır bulunmasını istiyorum. Benim arıtılmış bal ve hurma şırısından yapılmış şerbetlerim hazır. Geceki yemeğin yarısı duruyor. Biraz meyveyle hazırlasam olur mu efendim? Evet, bunlar yeter. Gecenin bu vaktinde kral bundan fazlasını beklemez. Bu kralın önemli bir işi olduğu anlamına gelir. Ne zamansız bir açlık duygusu bu. Bugüne kadar hiç olmamıştı. Uyumadan önce yemek yedik. Hastalığınız nüksetmiş olmasın. Sinohe'ye haber vermemi ister misiniz? Hayır, gerek yok. Hayır, sadece çok acıktım. Nedeni bu. Mısır'ın bilge kralı ve kraliçe Nefertiti'ye selam. Mısır Azizi burada ne arıyor? Siz ne zaman geldiniz? Kral hazretleri açlar mı? Neredeyse açlıktan öleceğim. Siz nereden biliyorsunuz? Bu gece Mısır'daki 7 yıllık kıtlığın başlangıcı. Bunun işareti de kralın beklenmedik acıkmasıdır. Bunu siz nereden bildiniz? Teftiş için Memphis'te değil miydiniz? Memphis ve Teps arasındaki onca yolun nasıl geldiniz? Size daha sonra anlatırım. Kral hazretleri yemeklerini buyursunlar. Her şeyi önceden düşünmüş ve gerekli hazırlıkları yapmışsınız. Bu gece 7 yıllık kıtlığın başlangıcı. Yarından itibaren Mısır halkı idareli sarf etmeye başlamalı. Size bu haberi vermek için geldim. Gerekli gördüğünüz bütün tedbirleri alın. Yüce Allah'tan bu büyük kıtlığı en az zararla atlatabilmek için bize yardım etmesini diliyorum. Çok tuhaf Yüzarsif Hazretleri. Ben de açlık hissediyorum. Yoksa bizim hissettiğimiz gibi halkta açlık hissedecek mi? Kıtlığın başladığını halka nasıl söyleyeceksiniz? İnsanlar anlayacak. Yerin kurumasından, göğün cimrileşmesinden ve ekim yapmama buyruğundan anlayacaklardır. Buğday teslim etmeye gelen çiftçilere sadece yıllık yiyeceklerini tutmalarını, ekim için tohumluk buğdaya gerek olmadığını söyleyin. Şehre bu yıl yağmur yağmayacağını, ekim yapmamalarını ve yere tohum serpmemelerini duyurun. Memurlarımız her şehrin yoksul ve zenginleriyle ilgili kesin sayıları hazırlasın. Bu ikisi aynı değil. Kıtlık zamanında kimlerin ne kadar bedava buğday alması gerektiğini ve kimlerin para karşılığı buğday alacağını bilmeliyiz. Kimileri bedava alacak, kimileri de karşılığını ödeyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.